Merhaba arkadaşlar, Android oyun yapma derslerimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son hatırlarsak canlarımızı toplamayı yapmıştık. Bugün de size prefab nesnelerinden bahsedeceğim. Prefab nesnesi nedir? Ve ondan sonra da artık level atlama işlemimize başlayacağız. Şimdi Project Here her şey tablolarımızı şöyle bir ayrı tarafa alalım. Ve prefab nedir? İlk önce ondan bahsedeyim. Prefab mesela ben bu oyuna karakterine iyice şeyler oluşturdum. Rigid Body, Box Collider ve script'lerini tanımladım, değerlerini tanımladım. Peki ben yeni bir bölüm oluşturduğumda tekrar bu karakteri baştan mı yapacağım? Yani yeniden bir Box Collider'ın etrafını saracağım, yeniden bir fizik yasası mı oluşturacağım? İşte bu duruma bir kolaylık getiriyor. Prefab nesnesiyle karakterimizi olduğu şekliyle alıyoruz, en son buradaki şekliyle ve her tarafta aynı olmasını sağlıyoruz. Evet, şimdi gelelim. Hemen bir gösterelim. Hiyerarşi buradaki tablomuz. Project tablosuna geliyorum ve sağ tıklıyorum. Create diyorum. Prefab diyorum. Mesela karakter prefab diyorum. Sonra şuradan karakterimizi alıyorum. Buradan bu tablodan buraya sürüklüyorum. Ve artık burada bir karakter gördüğünüz gibi resmi de belli oldu. Buraya karakter prefab'a. Yani burada bir obje oluştu. Görüldüğü gibi. Şuraya bir klasör oluşturalım. Ve diyelim ki prefabs. Prefabları buraya toplayalım. Ve bir tane de zemin prefabı oluşturalım. Bir prefab daha diyorum. Buna da zemin diyorum. Ve daha sonra buradan bir zemini alıyorum. Bu şekilde sürüklüyorum. Görüldüğü gibi artık karakter zeminde bu şekilde oldu. Ve istersek bir tane bütün nesneleri yükleyelim bu şekilde. Ve bir de ateşi yükleyelim. Ondan sonra ben göstermeye başlayayım. Ateş diyorum. Ve bu ateşi de gördüğümüz gibi bu şekilde yüklüyorum. Evet, şimdi yeni bir bölüm oluşturalım. İlk önce bir tane de leveller diye klasör oluşturalım. Level. Ve ilk bölüme attım. Level 1. Ve diyorum create, diyeceğim ki buradan file new skin diyorum. Save diyoruz buradan. Evet. Sonra görüldüğü gibi sadece burada tek kameramız var. Görüldüğü gibi hiçbir şeyimiz yok. Bakalım hiyerarşi menümüze, hiçbir şey yok. Ama projekteki elemanlarımız duruyor. Bunu da CTRL-S dediğimiz zaman bunun da yani kaydet dediğimiz zaman şuradan şu şekilde göstereyim. Save scan diyorum. Ve levelin içine bunu da 2 olarak kaydediyorum. Bu artık bizim ikinci bölümümüz. Ve ikinci bölüm içinde zemin dediğimiz bu. Şuradaki resimleri sürüklemek yerine prefab nesneleri sürükleyeceğim. Çünkü bunlar hazır. Bakın gördüğümüz zaman prefab nesnesine tıkladığımda mesela karakteri tıklayayım. Rigid Body diyor. Box Collider diyor. Karakter Script diyor. Zemine tıklıyorum. Box Collider diyor. Ve geliyorum. Bu şekilde sürüklüyorum. Karakteri de alıyorum bu şekilde ve ateşi de bu şekilde sürüklüyorum ve tekrar bir etrafını Box Collider'la kaplamak zorunda değilim. Ama bu prefab olmasaydı normal mesela kalbe yapmadık şu an prefabı. Kalbe götürüp bakın koydum. Eskiden mesela küçük gelirdi yani şimdi büyük geliyor eğer prefab olsaydı. Gördüğünüz gibi bir Box Collider 2D'si yok görüldüğü gibi. Yoksa normalde bizim hatırlarsak birinci bölümden bir şuradan silelim. Birinci bölümü açalım. Burada bir Box Collider 2D'si vardı. Prefab'da bunları çok rahat bir şekilde kuruyoruz. Evet, şimdi bir bölüm atlamaya gelelim ve nasıl bölüm atladıktan sonra kontrol edelim. Bir tane kapı oluşturacağım. Bu şekilde bir kapı buldum internetten. Eğitim amacıyla zaten. Yoksa kendimiz yapmak zorundayız eğer kendi projemiz için ama eğitim amacıyla kullandığım için internetten buldum. Mesela tabi ama biz bunu ikinci bölümü oluşturduk silelim. Birinci leveli açalım. Level 1'e geliyorum ve kapıyı oluşturuyorum. Ve bir tag ekliyorum. Add doğru diyorum. Kapı. Sonra kod kısmımıza gelelim. Ne diyor? Ya tam bile yok. Şimdi geldikten sonra Collider on tek Grand 30 diye
Yani bu kapının da şu trigger özelliğine bir tane backscroll leader 2 diye ekleyelim. Bakalım etrafını iyice sarmış mı? Sarmış. Ve trigger olsun, içinden geçebilirim. Ve diyorum ki else if diyorum, devamını getiriyorum. Call nokta game object nokta tag eşitse doğru. Sonra da diyorum ki application load level diyorum. Hangi level yükleyeceğimi söylüyorum. Ve 2 diyorum. Evet, bakalım bir deneyelim. Şey olmadı. Direkt 2 yazdık bunu. Şekilde yazalım. Belli mi? Tagını belli seçmemişiz buradan. O yüzden olmadı. Şimdi tekrar geliyorum. Şekilde bir daha gösterelim. Evet, ne diyor? Bu string'den eklenmedi diyor. Çünkü level'i senin ikinci diyor. Bu string'e geliyorum. At current level 1 diyorum. Sonra geliyorum. İkinci level'i açalım. Bu string diyorum. At current diyorum. Level 2. 2 nokta unity diyoruz. Evet, şimdi çalıştıralım. Tabii biri çalıştıracağız. Scan 2. Bakalım neden bu şekilde diyor. Şimdi bakalım neden öyle diyor. Evet, şuradaki tekrar düzeltelim. Böyle string'e döndürelim. Direkt integer olarak kalmış. Şimdi deneyelim. Şekilde geldik. Evet, ikinci levele geçtik. Ama şöyle bir durum var. Sanırsam kamera büyüklükleri aynı değil. Size burada şu şekilde bunları çıkartalım. Level olarak direkt onları da oyun. Direkt klasör olarak yapacaktık. Böyle dursun şimdilik. Evet. Şimdi geldik birinci bölümümüze. Kapıya girdiğimiz anda oluyor. Diğer bölümümüz açılıyor. Ama ikisinin kamera büyüklükleri eşit değil burada. Şu şekilde bir 3 274 gözüküyor. Burada bir kameraya geliyoruz. 5 olarak gözüküyor. Şu şekilde bunu da bu şekilde yapıyorum. Tabii birinci bölümü çalıştıralım. Görüldüğü gibi ikinci bölüm açıldı. Ama can şeylerimiz gözükmüyor gördüğümüz gibi. Bunları nasıl düzelteceğiz? Onlar için de bir oluşturalım. Canvas prefabımızı oluşturuyorum ve canlarımızı tutan canvas'ı buraya sürüklüyorum ve atıyorum. Daha sonra ikinci bölüme geldiğimiz zaman Canvas'ı da bu oyunumuza sürüklüyorum. Gördüğümüz gibi ikinci bölümde de bu şekilde oluyor. Ne diyor? Bir hata verdi ikinci bölüme geçtiğimiz zaman 29. satırda mı diyor? Evet, her update ettiğinde 29. satırda bir hata veriyor. 29. Yirmi sekiz, 29 yıldız sayısında bir hata veriyor. Ne diyor? Sanırsam yıldız sayısında mı? Null referans diyor.
Yok, bir şey yok diyor. Evet. Şimdi görüldüğü gibi bakıyoruz. Çalıştıralım. Karakterimizin skriptine geliyorum. Yardım olarak gözüküyor ama space'e basıyorum. Hiçbir şekilde olmuyor. Evet, hata verdi. Şu tekstimizi düzeltelim. Elementlerimizi düzeltelim. Bunlardan sanırsam hata veriyor. Canlar. Evet, bunlardan hata veriyor. Şimdi gördüğümüz gibi yıldız sayımızın tekstini düzelttiğimiz zaman her şey düzeldi. Gördüğümüz gibi sadece tekstimiz orada. Karakterimize gelince onu da eklemeyi unutmayalım. O bu prefabda taşınmadı. Evet, şimdi neler yaptık? Bugünlük bu kadar anlatacağım. Şimdi birinci bölümümüzü açıyoruz. Save diyelim. Ve biz kapıdan giriş yaptığımız zaman ne oluyor? İkinci bölümümüz açılıyor. Tabii bu kamera nesnemiz de prefab olarak devam ettirmemiz lazım. Çünkü bakın oyunumuzu takip etmiyor. Bunu da yapalım. Ondan sonra bitirelim. Ya da prefab değil de direkt buna da bir skriptini bu şekilde tanımlayıp da gösterebiliriz. Evet, skripte geliyorum. Kamera skriptine. Buna sürüklüyorum kameraya. Evet, çalıştıralım. Evet, mesela şu an oldu. Biraz yukarı falan taşınırsa tamamdır. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar benden. Bugün neler yaptık? Prefab nesnesi nedir? Bunu öğrendik. Daha sonra da yeni bir levele nasıl geçiş yapılır? Bundan bahsettik. Benim izniniz için teşekkür ederim. İyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenerek destekte olabilirsiniz.